Evet. Çok yoğun sorular üzerine yine tekrar efendim diyetle ilgili sorulara tekrar dönmek zorunda kaldık. Efendim bilindiği gibi son zamanlarda protein diyeti, dukan diyeti derken Karaday hanımefendinin ortaya çıkarmış olduğu Karatay diyeti tartışılıyor, konuşuluyor. Ve bu yönde bize birçok soru geliyor. Biz de mecburen bu konuya isteyerek veya istemeyerek girmek zorunda kalıyoruz. Çünkü konu çok çok önemli. Burada insan sağlığı söz konusu. İnsanlar et, peynir, yumurta gibi hayvansal besin ağırlıklı, protein ağırlıklı beslenirse çok büyük felaketler oluşur. Bunu kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi iyi bilir, bilmesi gerekirdi. Ama herhalde biraz da daha detaylı araştırma yapması gerekir. Bazı konulardaki görüşleri, yani beyaz un, beyaz şeker, beyaz tuz, yani rafine tuz, rafine un, rafine şeker hakkında söyledikleri güzel. Fakat peynir hakkında maalesef bir bilgiye sahip olmadığı anlaşılıyor. Et ve yumurta hakkındaki bilgileri de yetersiz. Bu nedenle bu konuya biraz açıklık getirmemiz gerekiyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin yapmış olduğu son araştırmada 13 yıl içerisinde 27 bin kişi incelenmiş. Günde ortalama yarım yumurta yiyenlerle günde ortalama en az 2 yumurta yiyenler arasındaki farkı gözetlemişler ve yumurtanın içermiş olduğu arahidon asidin prostat kanserini tetiklediği, yani çok yumurta yiyenlerde prostat kanseri olduğu tespit edilmiştir. Bu da Türkçe'ye Profesör Doktor Kınıkoğlu tercüme etmiştir bu metni, İngilizce metni. İsteyenler internetten bulabilir veya doğaltedavi.net'te bu konuda yazılar var. Buradan bakabilir. Fakat burada en tehlikeli olan et mamulleri, sucuk, salam, sosis gibi aşırı et artıklarından ve katkı maddelerinden yapılan et mamulleri ve peynir. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Kadın Araştırmaları Enstitüsü Women for Institute MacDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü yapmış olduğu araştırmada aşırı et mamulleri ve peynir tüketen bayanların 3200 bayan üzerinde yapılan araştırmadır. İdrarında 1 aşırı oranda kalsiyum, 2 aşırı oranda asit tespit etmiştir. Bu ne demek? Peynir ve et mamulleri tüketenlerin idrarında aşırı oranda asit, aşırı oranda kalsiyum tespit edilmesinin sebebi şu. Et mamulleri, et ve et mamulleri, özellikle et mamulleri daha zararlı. Sade temiz et arada bir yenebilir. Fakat et mamulleri her türlü et artığından yapıldığı için ve aşırı kimyasal madde katıldığı için çok daha zararlı. Et mamulleri ve peynir aşırı oranda yağ içerir. Yağlar yağ asidine, yağ aside dönüşür. Kan asitlenir. Kanın pH değeri 7,40. Yani insan doğduğu günden öldüğü gününe kadar, öleceği güne kadar kanın pH değeri 7,40'tır. Hafif alkalik. Hafif alkalik. Sürekli protein ağırlıklı beslenirse kanın pH değeri hafif 7,35'e doğru binde ikilik bir, binde iki sapma olursa hayati tehlike başlar. Bu nedenle kanda asit yükselmemesi için beyincik kişiye oksijen alımını engellemek için, çünkü oksijeni karbonla hidrojen iyonu ve karbonhidrojen iyonu ile birleştirerek karbonik asite dönüştürür. Karbon asit hızla yükselirse hayati tehlike doğar. Bu nedenle
beyinci kişiye uyku hali verir. Oksijen oranı azaltır. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik başlar. Oksijen azalımın asit atılması gerekir. Asit atılmadan oksijen alındıkça asit oranı sürekli yükselir. Zaten bir bünye, insan bünyesinde milyonlarca hücrenin faaliyeti sırasında glikoz yakılarak enerjiye dönüşür. Artık madde olarak asit ortaya çıkıyor zaten. Laktik asit, asetik asit, formik asit vesaire vesaire vesaire. Bu asitler bünyeden atılması için zaten çok yoğun bir çalışma oluyor vücutta. Artı kişi peynir, et ve yumurta aşırı olarak tüketirse insan vücudundaki asit oranı iki katına çıkar. Bu asidi nötrleştirmek, zararsız hale getirmek gerekir. Nasıl nötrleştireceksiniz? Asit herhangi bir mineralle birleştirerek asitik tuza dönüşür. Dönüştürmek gerekir. Aksi takdirde kandaki asit tehlikeli olur. Ölüm tehlikesi. Neyle birleştirecek? Mesela asetik asit. Neyle birleştirmesi gerekir? Kalsiyumla veya karbonik asit. Neyle birleştirmesi gerekir? Kalsiyum. Genellikle kalsiyum. Peki kandaki kalsiyumu harcadı. Ne olacak? Kalsiyum kalmadı. Ama asit oranı yüksek. Bu asidi nötrleştirmesi gerekiyor. Kalsiyuma ihtiyacı var. Damarların iç yüzeyinde, damarların iç yüzeyindeki en hassas tabaka, en iç tabakasına epitel doku çok yoğun bir lipid ve kalsiyum mevcut. Kalsiyum damarları elastise kazandırır. Esneklik kazandırır. Damarların iç yüzeyindeki kalsiyumu asit sünger gibi emer. Kendine bağlar. Asitik tuz oluşur. Asitik tuz bünyenin bazı noktalarına depolanır ileride atılmak için. Yani hayvansal besin yersek ne oluyormuş? Damarların iç yüzeyindeki kanda kalsiyum azalırsa damarların iç yüzeyindeki kalsiyum asit tarafından emilir, asitik tuz oluşur. Bu şuna benzer. Oturduğunuz dairenin, odanın tuğlalarından birkaç tanesinin çıktığını düşünün. Damarların da iç yüzeyinde böyle delinmeler olur. Çentikler oluşur. Bu çentikleri, delikleri, yırtıkları, açıkları kolesterolla bünyemiz kapatmaya çalışır. Fakat kolesterol kalsiyumun görevini yapamayacağı için ne olur? Damarların iç yüzeyinde böyle yamalar oluşur. Damarlar aynı yamalı bohçaya döner. Yamalı bohça eskiden köylere çerçi derdik. İnsanlar gelirdi. Ben o zamanlar 11-12 yaşlarındayken köylere bohçacılar gelirdi. Ve köylerde tekstil, oyuncak, eşyalar satarlardı. Sırtlarında bohçalar olur. Bu bohçalar da yamalı olduğu için yamalı bohça derler. Damarların iç yüzeyinde böyle yamalı bohçaya dönüşür. Kişi diyelim ki sinirlendi, gerildi, öfkelendi. Tansiyonu fırladı. Aşırı et, peynir, yumurta yiyorsa o kişinin damarları yamalı bohça gibi olduğu için aniden tansiyonu yükseldi mi beyin kanaması veya kalp krizi geçirir, aniden ölebilir. Aniden ölebilir. Sayın Profesör Doktor Karatay, buyurun. Almanya'dayken Yozgatlı bir tanıdığım Mehmet Bey bana geldi, dedi ki hocam, efendim, ben doktoruma gittim. Tansiyon, kolesterol, lipid fırlamış, karaciğer yağlanmış dedi. Et, peynir, yumurta, hayvansal besinleri azalt demiş doktoru. Ben dedim ki doktorun doğru söylemiş, sen de yap. Hayır dedi, atın ölümü arpadan alsın. Ben etten, peynirden, yumurtadan vazgeçmem. Vallahi sen bilin, çocuklarına yazık olur dedim. Yani sen öleceksin, hadi kendine kıyıyorsun ama çocuklarına yazık. 4-5 tane çocuğu var.
Bir şey olmaz bana dedi. Vallahi olacak mı olmayacak mı orasını göreceğiz. İnşallah olmaz dedim. Yani dinlemesen doktorunu gidersin dedim. Aa, ben izine gelmiştim Türkiye'ye. Aa, geri döndüm ki vatandaş gitmiş. Kalp krizi geçirmiş, ölmüş gitmiş. Allah rahmet etsin. O öldü ama çocuklarına, olan çocuklarına oldu. Yazık oldu. Başka bir Hamdi Bey de ne zaman onunla herhangi bir böyle toplantıda insanlarla sohbet ederken karşılaşsam, adamcağız neden bahsediyor? Efendim falan yere gittik, kuzu çevirdik, falan yere gittik, piliç kestik, falan yere gittik, et yedik. Şurada mangal iyi olur, burada şu. Ya dedim sen etten, peynirden, yemeden, içmeden, baka hiç başka bir şey bahsetmiyorsun dedim. Başka bir konu yok mu? Hep bu mide. Ya başkası her şey, gerisi hikaye dedi, önemli değil. Önemli olan yemek, içmek, yaşamak. Vallahi bu kafayla fazla gitmezsin sen, Allah yardım etsin sana dedim. Allah'ın mesalli dediğimizle 2-3 ay sonra vatandaş beyin kanamasından gitti. Öldü gitti. Yani aşırı et yiyen kişinin beyin kanamasına gitti. Neden? Çünkü aşırı et yiyor, görünüşte sağlıklı gözüküyor. Ama damarların iç yüzeyindeki kalsiyum azalıyor. Yani su borusu gibi. Bahçenizi sulayacaksınız ama diyelim ki birisi muzurluk yaptı, su borusuna çiviler çaktı. Değil mi? Ne oldu? Sula bakayım. Bahçeni delinmiş, sağından solundan delinmiş su borusuyla sulayabilir misin? Her tarafından sızıyor. Su kaçırıyor. Hortum. Damarlar da bu şekilde yavaş yavaş hayvansal besinlerle beslenenlerin damarları yavaş yavaş sızmaya başlar. Kişide ödem oluşur. Venöz yetmezlik oluşur. Ve ani tansiyon yükselmesinde, öfkede, sinirde, streste vesaire beyin kanaması veya kalp krizinden gidebilir. Diyor ki Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi, ekmek yemeyin, pirinç yemeyin, bulgur pilavı yemeyin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Neden yemeyelim? Neden? Haklı olduğu bir yön var. O da şu. İnsanlar binlerce yıldır, özellikle biz başka milletleri bizi şöyle bir kenara koyalım. Önce biz kendi tarihimize bir bakalım. Sümerler Orta Asya'dan göçmüş gelmiş. Yani Anuva İmparatorluğu kurmuş atalarımız. Sümerler 6000 yıl önce Orta Asya'dan gelmiş. Ama gelirken de tarımı, yeme, içme, kültür, beslenmeyi de beraberine getirmiş. Çivi yazısını da beraber getirmiş. Demek ki Orta Asya'da ilk medeniyet atalarımız kurmuş. Milattan önce 16000 yılında. Demek ki Türk tarihi 18013. yılına giriyor. Profesör Doktor Kazım Mirşan öyle diyor. Şimdi 18013 yıllık Türk tarihinde insanlar neyle beslenmiş? Tahılla. Her gün et yiyen nerede gördün? Köyde bir yaşayan insan yılda 2 veya 3 defa et yer. Bilemedin 4 defa. Ne yesin insanlar? Bulgur pilavı yok, mantı yok, makarna yok, börek çok, çörek yok. Ne yesin? Yani et yiyen, peynir yiyen. Şehirde yaşayan birkaç milyon insana bu protein geçerli. Şimdi neden problem ortaya çıktı? Yani hamur işi, mantı, makarna, börek, çörek, ekmek yiyenlerde problem oluyor. Bunun sebebi şu. Yani eskiden problem olmazken şimdi hamurlu yiyecekler, gıdalar insanda problem sebep oluyor. Neden? Bunu çözmek gerekir. Bunu çözemiyorlar, yemeyin diyorlar. Ya problemi çözelim. Problem ne? İnsanlar hamurlu yiyecekleri yediği zaman karbonhidrat daha da doğrusu beslendiği zaman problem oluyor. Eskiden olmuyordu. 18 bin şu kadar yıldır problem olmayan karbonhidratla beslenme son 50 yıldır oluyor.
Sebebi nedir? Sebebi şu. Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. 1 kilo, 2 kilo. Şu kadar bakteri var. Normal bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı. Ne yapar? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit üretir. Faydalı bakteriler yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları glikozlara dönüştürür. Faydalı bakteriler arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Faydalı bakteriler de vitamin üretir. Şimdi günümüzde 50 yıldır insanlar karbonhidratla beslenince problem oluyor son 50 yıldır. Daha önce böyle bir problem yoktu. Neden? Almanya'da 30 milyon insan polen alerjisinden doktora gidiyor. Neden? Nedeni şu. Bir, doğal beslenmiyoruz. Doğal beslenmiyoruz. Yediğimiz her şeyde sucuk, salam, sosis veya balık, konserve. Konserveli her şey, zepse, meyve. Veya konserve olmayan elma, armut işleniyor hepsi. Elmayı, armut ilaçlıyorlar. Meyveyi, zepseyi ilaçlıyorlar. Cips, jelibon, kek, gofret. Bütün ilaç işlenmiş gıdalar. Kimya bulaşmış her şey. Antibiyotik almışsınız gibi. Bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. İşlenmiş gıdalar. Antibiyotik kullanmışsınız gibi. Çünkü onların hepsinde kimyasal madde. Bakteri, virüs ve mantarları yok etmek için kimyasal ilaç, koruyucu diye, renklendirici, efendim kıvam verici diye kimyasal madde katılıyor hepsine. Bozulmasın, ömrü uzasın diye katılıyor ama bisküvi, jelibon, kekin ömrü uzayacak ama bizim midemiz çürüyor, bağırsaklarımız çürüyor. Faydalı bakteri yok oluyor, mantar türüyor. İşlenmiş gıdalar bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Yerine mantar yerleşir. Mantar ne yapıyor? Ha, mantar gelmeden önce bir, işlenmiş gıdalar bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. İki, insanlar son 50 yıldır ilaç kullanıyor. Özellikle antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire vesaire. Bütün kimyasal ilaçlar faydalı bakteri yok ediyor. Bütün işlenmiş gıdalar faydalı bakteri yok ediyor. Bütün kimyasal ilaçlar faydalı bakteri yok ediyor. Bağırsaklarda 2 kilo ağırlığındaki faydalı bakteri azaldı, 1 kiloya düştü. Gerisi zararlı bakteri ve mantar yerleşti diyelim. Ne oldu? Metabolizmamız bozuldu. Bozuldu. Kişi karbonhidratlı bir şey yediği zaman, ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, elma, armut, kayısı, kiraz, şeftali, her neyse. Mantarlar karbonhidratlı besini neye dönüştürür? Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlara. Bunlar da karaciğeri, pankreası, dalağı, böbreği, bütün organları sıkıştırır. Zamanla öyle bir sıkışır ki diyafram akciğeri sıkıştırır, nefes alamazsın, akciğerde kalbi sıkıştırır. Gaz bütün iç organları sıkıştırır. Bir. İki. Mantarlar zehirli alkol üretir. Etil alkol, metil alkol, bütül alkol. Metil alkol deyip de geçmeyelim. Bazen duyarsınız Bodrum'da, Marmaris'te, şurada burada insanlar sahte alkol kullandı, zehirlendi, öldü diye duyarsınız. İşte onun içerisinde metil alkol, en tehlikeli alkolü bağırsaktaki mantarlar üretir. Bağırsaktaki mantarlar üretir. Evet. Şimdi bu şu gördüğünüz resimdeki faydalı bakteri. Lactobacillus bakterisi. Lactobacillus faydalı bakteri, vitamin üretir. Biz kimyasal ilaçlarla, işlenmiş gıdalarla faydalı bakteri yok ediyoruz. Vitamin üreten bakteriyi yok ediyoruz. Yerine az yaklaştır. Bu kandida mantarı çoğalıyor. Faydalı bakteri yok olursa ne olur? Mantar çoğalır. Mantar. Bu faydalı bakteri. Bu gitti, mantar geldi. Mantar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Bu da bağırsakları yakıyor. Toksik madde nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Karaciğer yağlanır.
Karaciğer zamanla yorulur, yağlanır. Arıtamadığı zamanla arıtamaz. Arıtamadığı toksik madde beyne, akciğere, pankreasa, böbreklere, kalbe, oraya buraya depolanır. Tamam, git bu tarafa. Olay neymiş? Mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormosu maddeler metabolizmayı bozuyor. 50 yıl öncesine kadar bağırsaklarda mantar diye bir problem yoktu. Varsa da çok az. Faydalı bakteriler onlara her yaşam alanını müdahale edemiyordu. Şimdi insanlar kendi eliyle kendi kendini zehirliyor. İşlenmiş gıdalar, kimyasal ilaçlar faydalı bakteri yok ediyor, mantarı çoğaltıyor. Mantarlar toksik madde üretiyor. Bu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. İnce bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bunlardan biri de nedir? Diaminooksidaz. Bu enzim histamini minimum seviyede tutar. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvalarda depolu olur. İnce bağırsak bu enzimi bağırsaklar yandığı için yeterince salgılayamazsa histamin sürekli yükselir. Histamin yükselirse ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, atopik eksem. Bir. İkincisi, bağırsaklardaki faydalı bakteri azalırsa, faydalı bakteriler vitamin üretiyor. B6 vitamin, B12 vitamin de azalır. Vitamin azalırsa ne olur? Proteinler amino aside dönüşürken mesela metiyonin denen bir amino asit ortaya çıkar. Bu şuna benzer. Çimentodan, kumdan tuğla, taş yapıyorsunuz. Artık madde olarak toz bir madde ortaya çıkar. Lüzumsuz bir madde. O işte homosistindir. Proteinler amino asite dönüşürken ortaya çıkan artık madde homosistin. Homosistini, B6 vitamini, B12 vitamini tekrar amino aside dönüştürür. Ama B12 vitamini, B6 vitamini azalmışsa, folik asit azalmışsa homosistin sürekli yükselir. Homosistin yükselirse kişi de damar sertliği başlar. Kalp damar rahatsızlar ortaya çıkar. Neymiş? Bir de kalsiyum azalıyor asidoz nedeniyle. Ne oldu? Proteinler amino aside dönüşürken homosistin ortaya çıkıyor. Et ve peynir yediğinizde bir asit ortaya çıkıyor. Damarlar böyle delik delik oluyor zamanla. Yani delinmiş gibi oluyor. Asit kalsiyumu emiyor çünkü. İki, et, peynir, yumurta yediğinizde homosistin aşırı oranda. Homosistin ortaya çıkar. Sayın Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi. Asidoz nedir? Homosistin nedir? Duymadınız mı? Duymadıysanız duyun. Asidoz ve homosistin efendim metabolizmayı bozar. Bütün hastalıkların kaynağı budur. Bütün alerjik hastalıkları mantar tetikler. Mantarı yok edemiyorsunuz. Mantarı yok ettiğiniz zaman her türlü alerjik hastalığı, her türlü cilt hastalığını önlersiniz. Mantarı önlediğiniz zaman, yok ettiğiniz zaman karaciğer yağlanmasını önlersiniz. Pankreas yağlanmasını, şekeri önlersiniz. Tansiyonu, kolesterolü önlersiniz. Mantarı yok ettiğiniz zaman Alzheimer, Parkinson, Huntington'u önlersiniz. Bugün işlenmiş gıdaların çoğunda hazır çorbalarda, şunda bunda çok masum gözüken hazır gıdalarda MSG, monosodyum glutamat var. Çin tuzu. Hazır gıda tüketenlerin beyni yavaş yavaş içi boşalır, sünger gibi olur. Buraya bir beyefendi geldi, diyor ki bana ya birkaç aydır unutkanım, adeta hafızamı kaybediyorum. Evin adresini şaşırır hale geldim. Neden acaba dedi. Neden acaba dedim. Mesleğiniz nedir dedim. Ya lokantamız var. Köfte üretiyoruz. İşte köfteci ağırlıklı et mamulleri. Dedim ki Çin tuzu mu kullanıyorsunuz? Evet, nereden bildin dedi. Beynim boşalmış belli dedim yani. Adam köfteye millet zevkle yesin diye Çin tuzu katıyor. Diyor ki çok müşterimiz var. Herkes beğeniyor. Azıcık Çin tuzu katıyoruz diyor.
Herkes diyor, o kadar müşterimiz var ki kırılıyor. Milleti öldürüyor. Kontrol yok. Milleti öldürüyor adam. Kendini zehirliyor, milleti zehirliyor, haberi yok. Ya olsun diyor, iyi para kazanıyoruz. Birazcık çintusun olmuş gidiyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnsan sağlığıyla oynayan insanları evet cezalandırmak gerekir. İnsan sağlığıyla kimse oynamamalı. İnsan hayatıyla kimse oynamamalı. Bunu bazıları bilerek yapıyor, bazıları bilmeden yapıyor. Sarayın Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi, Profesör Doktor bazı konularda bilgi yetersizliği söz konusu. Art niyetli olduğunuza inanmıyorum. Çok iyi, çok temiz bir insana benziyorsunuz. Sizin bir an önce hatalardan dönmeniz, bir basın toplantısı düzenleyerek ben asidoz konusunda yanılmışım, homosistin konusunda yanılmışım, proteinler çok yenirse homosistin tetikler, et mamulleri, efendim yağlar asidozu tetikler. Bu da bütün hastalıkların anasıdır. Kemik erimesi, romatizma, kalp krizi, beyin kanaması, efendim aklınıza gelen bütün hastalıklar, cinsel yetersizlik, iktidarsızlık. Ben mi söylüyorum bunları? Hayır. İşte Erfahrung Heilkunde, Almanca bir dergi. Adamlar incelemiş. Peynirin sebep olmuş olduğu efendim asidoz. Yine Naturheil Praxis, peynirin sebep olmuş olduğu asidoz nedeniyle hastalıklar. Buyurun. Yani Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor bu klinik araştırmalar? Ben kendim burada Almanca dergi, fitoterapi, bitkisel tedavi. Bana bu dergiler Almanya'dan gelir. 29 yıl Almanya'da kaldım. Dünyanın hangi ülkesinde, nerede, ne zaman klinik araştırması yapılmış, belge ve bilgi. Detaylı bilgi. Yani bunlar 10 bine yakın bende dergi var. Hangi ülkede, nerede, ne zaman klinik araştırması yapılmış? Belge, bilgi. İnternete girin. McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü New York'ta 3200 bayan üzerinde araştırma yapmış. Et, peynir tüketenlerde asidoz olur. Peynirden aldığınız kalsiyumun 3 katını atarsınız. Damarlar yavaş yavaş sünger gibi delik deşik olur. O delinen yerlere, açılan yerlere kolesterol dolar. Damarların iç yüzü yamalı bohçaya döner. Ani hareketlerde beyin kanaması, kalp krizinden ölebilirsiniz. Et tüketmek iyidir ama her gün değil. Hazreti Ali ne diyor? Her gün et yiyen her gün alkol içen gibi olur. Peygamber Efendimiz de her gün et tüketmeyiniz diyor. Et yenmesin demiyoruz. Peynir ama asla yenmemeli. Dünyada 4 milyar insan peynir tüketmiyor. Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos 5 milyar. Peynir tüketmiyor. Çürük madde deniyor. Çünkü asidoza sebep oluyor. Asitli ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılıyor. İnsan vücudu çöplüğe dönüyor, bataklığa dönüyor. Çuruf, pislik doluyor vücuda. Asidoz. Ve homosistin, Sayın Canan, Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi, bu konuları araştırın ve televizyona çıkıp artık özür dilemeniz gerekiyor. Çünkü insan sağlığıyla oynamayalım lütfen. Yani ben bunu maalesef açıklamak zorunda kalıyorum. Birçok insan arayıp soruyor. Ben açıklamak zorunda değilim. Siz açıklamak zorundasınız. Çünkü bu çok çok zararlı.
Hürmetler, saygılar.